Evet gençler merhaba. Bugün sizlerle beraber hız soruları çözeceğiz. Evet, ilk sorumuzdan başlıyorum. Verilen tepkime için 4 farklı deneyin hız sonuçları verilmiş ve kullanılan derişimler verilmiş. Burada hız denklemini ve hız sabitinin birimini soruyor bize soru. Şimdi hız denklemini bulabilmek için A'nın derişiminin, B'nin derişiminin, C'nin derişiminin hızı nasıl etkilediğine bakacaktık. Bunlara karar verebilmek için derişimlerden öyle iki deney seçeceğim ki A'nın ve B'nin derişimleri sabit olacak. Dolayısıyla hız sadece C'nin derişiminden etkilenmiş olacak ya da A'nın ve C'nin derişimini sabit tutacağız. B'nin derişiminin değişmesi hızı etkilemiş olacak. Kaçıncı kuvvetten etkilediğine bakarak hız denklemini yazacağız arkadaşlar. Evet, şimdi birinci ve ikinci deneye göz gezdirmenizi istiyorum. Birinci ve ikinci deneyde A'nın derişimi ve C'nin derişimi sabit gördüğünüz üzere. Yani hızdaki değişim sadece B'den kaynaklı. B kaç katına çıkmış? 2 katına çıkmış. Hıza bakıyoruz. Hız kaç katına çıkmış? 4 katına çıkmış. Yani 2'nin karesi. Yani şunu söyleyebilirim. B'nin derişimi 2 katına çıkarken hız 4 katına çıkıyor. 2'nin karesi katına çıkıyor. Dolayısıyla hız ifadesinde yer alan B'nin derişiminin üssü 2 olmalıdır. Şimdi aynı şeyi C ile B sabitken A'ya bakalım. A nasıl etkiliyor? Üçüncü ve dördüncü denklemleri, deneylere bakmanızı istiyorum. C ve B sabitken hız sadece A'dan etkilenecektir. Kaç katına çıkmış arkadaşlar? 3 katına. Hız kaç katına çıkmış arkadaşlar? O da 3 katına çıkmış. Yani 3'ün birinci kuvveti diyebilir miyim? O zaman A derişimi hızı birinci dereceden etkiliyor demektir. Şimdi A ile B'yi sabit tutarak C'nin derişimine bakmam gerekiyor. Evet, ikinci ve üçüncü deneye bakıyoruz. İkinci ve üçüncü deneylerde A ile B'nin derişimleri sabit. Yani bu durumda hız sadece C'den etkilenecek. C kaç katına çıkmış arkadaşlar? 2 katına çıkmış. Peki hızda değişim var mı? Hayır, hızda değişim yok. Bu ne anlama geliyor? C maddesi hız denkleminde yer almıyor. Çünkü C'nin derişiminin artması hızı değiştirmemiş. Değil mi? O zaman hız denklemini şöyle yazar mıyım? Hız eşittir K çarpı A'nın derişiminin birinci kuvveti B'nin derişiminin karesi şeklinde. Pekala. Tepkimenin hız sabitinin birimi nedir diye soruyor. Öncelikle şunu hatırlayalım. Tepkimedeki hız sabitinin birimi tepkime derecesinin bir küçüğü üsse sahip olmak zorunda. Tepkime derecemiz 2 artı 1'den 3. Demek ki hızın birimi kare cinsinden olacak. Şimdi bunu uzun yolla yapacağım. Hızın birimini burada görüyorsunuz. Molerite bölü saniye. Denklemde yerine yazıyorum. Molerite bölü saniye. Hız sabitinin birimini bulacağım için ona K diyorum. A'nın derişiminin birinci kuvveti yani A'nın molaritesi. B'nin derişiminin ise karesini alıyorum. Yani B'nin molaritesinin karesi. Şimdi bu molariteler birbirini götürdüğüne göre K'yı molerite kareyi her iki tarafa da bölersem, değil mi? 1 bölü molerite kare çarpı saniye olarak bulabilirim. Farklı bir şekilde ifade edelim. Molerite mol bölü litre miydi? Şimdi burası 1 bölü molerite olduğuna göre mol bölü litre ters çevrilip yukarıya çıkacağı için litre bölü mol olacaktır. Ancak molaritenin karesi ifadesi vardı. Molaritenin karesi litrenin karesi bölü molün karesi olacaktır. Ve payda da bir esimiz daha var. Evet, K'nın birimini de bu şekilde bulabiliriz. İkinci sorumuza gelirsek.
Verilen tepkimelerin yanlarına da hız sabitlerini, pardon, hız denklemlerini vermiş gördüğünüz gibi. Ve tek adımda gerçekleşip gerçekleşmediğini soruyor. Hangisi tek adımda tamamlanmaktadır diye soruyor. Şimdi bunu yaparken şunu düşüneceğim. Mekanizmalı tepkimelerde hız ifadesini ben yavaş basamağa göre yazardım. Değil mi? Ama tek basamaklı tepkimelerde direkt girenlere göre yazardım. O zaman hız ifadesindeki yazılanlarla basamaktaki girenlerdeki ifadeler birbiriyle örtüşüyorsa, birebir aynıysa tek basamakta gerçekleşiyordur. Evet, birinci ifadede, birinci tepkimede NO'nun karesi yani 2NO olmalı girenlerde. Aynı şekilde BR2, BR2. Evet, girenlerden direkt hız ifadesi türetilmiş. Dolayısıyla bu nasıldır? Tek basamaklı bir tepkimedir. Şimdi buraya gelelim. CH3COOH'ın üssü 3 bölü 2. Yani kat sayısı 3 bölü 2 olmalı. Peki denklemde 3 bölü 2 kat sayısı var mı arkadaşlar? Yok. Demek ki burada siz hız ifadesini yavaş basamağa göre yazmışsınız. Bu verilen tepkime de net tepkime. Yani bu mekanizmalıdır. Aynı şekilde 3'e baktığımız zaman 2NO 1H2. Bakıyorum 2H2 var. Yani tutmuyor. O zaman bu da yine mekanizmalıdır. 4HBr artı O2 2H2O demiş değil mi? Burada girenlerde HBr'nin dördüncü kuvveti var. Peki hız ifadesinde HBr'nin dördüncü kuvveti var mı? Yok. Dolayısıyla bu da yine nedir? Basamaklıdır. O zaman cevabım yalnız 1 olacaktır. Evet. Yine bir tepkime verilmiş. Bu birinci soruyla çok benzer. Hız ifadesinin deneylerle bulunuşuydu o. Burada ise sözel olarak ifade etmiş. Kap hacmi yarıya düştüğünde tepkime hızı kaç katına çıkıyorsa, işte hacim yarıya düştüğünde molariteye ne olur diye düşünüp bu soruları öyle çözmemiz gerekiyor. Şimdi ilk önce kap hacminin yarıya düştüğünü söylüyor, değil mi? Hemen bir formülüm vardı benim. Molarite eşittir m bölü v. Şimdi kap hacmi yarıya düşerse ters çevirip çarpmanızdan kaynaklı molarite 2 kat artar arkadaşlar. Evet, kap hacmi yarıya düştüğünde kabın içerisinde bulunan bütün maddelerin molariteleri 2 kat artacaktır. Peki, şimdi tepkime hızı ise kaç kat artıyormuş? 4. Bu 2, molaritedeki 2 kat artışa bağımlılığı bulalım mı? Bu 2 kat artıyor, bu 4 kat artıyor. Yani 2'nin karesi kadar artıyor. O zaman benim hız ifademde girenlerimin üslerinin toplamı 2. Yani şunu söyleyebilirim. Tepkime derecesi 2. Şimdi böyle bu şu şekilde olabilir. Mesela B'ye bağlı değildir, C'ye bağlı değildir, A'nın karesidir. Tepkime derecesi 2 olur. A'nın molaritesi 2 kat arttığında hız 4 kat artmış olur. Ya da A'ya hiç bağlı değildir, sadece B ile C'ye bağlıdır. 1 birden 2'dir tepkime derecesi. Bu da 2 kat, bu da 2 kat artarsa 4 kat olur. Ya da A ile B'ye birinci dereceden bağlıdır. A ile C'ye birinci dereceden bağlıdır gibi çıkarımlarda bulunabilirim. Şimdi bunun kesinliğini nereden bulacağım? 2'den bulacağım. Diyor ki A'nın derişimini sabit tutarsam, B ve C derişimleri 2 katına çıkarırsam tepkime hızı 2 katına çıkar. Şimdi burada şunu anlamanız gerekiyor. A'nın derişimi sabitken hız A'dan etkilenmiyordur. Sadece B ile C'den etkilenecek. Eğer ki hız ifadesinde hem B hem C yer alsaydı, B'nin derişimi de 2 katına çıkacak, C'nin derişimi de 2 katına çıkacak. O zaman hız toplamda 4 katına çıkacak 2 çarpı 2'den. Ama burada 2 katına çıkmış. Yani hız ifadesinde ya B yok ya C yok. İkisinden biri. O zaman Ceyhan şıkkını ve Edirne şıkkını eleyebilir miyim? Çok güzel. Peki, Bolu'yu da elerim arkadaşlar. Neden, nereden biliyor musunuz Bolu'nun elenmesi? Şimdi
A'yı sabit tuttuğumda B ile C'nin değişimi iki katına çıkardığımda hız bir şekilde iki katına çıkıyor değil mi? Ya B'den dolayı ya C'den dolayı iki katına çıkıyor. Dolayısıyla burada B veya C hız ifadesinde yer almak zorunda. Değil mi? O zaman B'yi de eledim. Çünkü burada sadece A var. Evet, B'nin karesine de bağlı değil. Çünkü ikinci ifadeden B'nin karesi olsaydı eğer B'nin derişimi ilk katına çıktığında hız iki katına değil dört katına çıkması gerekirdi. Yani B'nin karesi de olamaz cevabım. Cevabım A çarpı B'ymiş. Bakın A'nın üssü de 1, B'nin üssü de 1. Tepkime derecem 2. Hızda molaritede 2 kat artış. Hızda 2 çarpı 2'den bunun molaritesi de 2 kat artar. B'nin molaritesi de 2 kat artarsa hızda 2 çarpı 2'den 4 katlık bir artışa neden olacaktır. Evet çocuklar, dördüncü sorumuz. Bakın burada sabit basınçlı yani sürtünmesiz hareketli pistonlu bir kap görüyoruz. Ve bu kabın içerisinde 2 mol N2, N2'den 2 mol, O2'den de 1 mol olduğu verilmiş. Ve tek basamakta gerçekleşiyormuş. Dolayısıyla hız ifadesini hemen yazabilirim. K çarpı girenlerimin derişimleri. N2 çarpı O2'nin nesidir arkadaşlar? Karesidir. Evet. Tepkimesi oluşturulduğunda bu sırada ölçülen hız 4 çarpı 10 üzeri eksi 3'müş. Şimdi elimizde moller var. Değil mi? Bir de hız ifadesi var. O zaman ben bunları yerlerine yazarak K sabitini bulabilir miyim? Evet, neden K sabitini bulacağım? Çünkü sorunun devamında bana diyor ki kaba aynı sıcaklıkta 3 mol KO2 gazı eklenerek tepkime gerçekleştirildiğinde hız kaç olur diyor, değil mi? Yani isterseniz şöyle yapabilirsiniz. Hani buradan K sabitini bulabilirsiniz. Sonra 3 mol O2 eklediğinizde değişimleri yazarak aynı K sabitini orada kullanırsınız. Peki ben de diyorum ki sıcaklık değişmediğine göre K sabiti değişecek midir arkadaşlar? Hayır, değişmeyecektir. O zaman boşuna K sabitini işlemsel olarak bulmaya gerek yoktur. Ne yapalım? K sabiti aynı olduğuna göre iki hız denklemi arasında oranlama yapalım ki K'lar birbirini götürsün. Yalnız bunu yapabilmem için önce benim bu maddelerin derişimlerini bulmam gerekiyor. Şimdi şuranın hacmine V diyelim. Ve kaç mol gaz olduğunda V hacim var? 3 mol gaz olduğunda V hacim kaplıyor. Kaba 3 mol daha O2 mi ekleniyor? Hemen ekleyelim 3 mol daha O2. Kapta toplam 4 mol O2 oldu mu arkadaşlar? Evet. Peki 3 mol gazım V hacim kaplarsa yeni eklenen 3 mol O2 ile ikinci durumda piston yukarıya çıkıp hacim kaç V olacaktır? 2V olacaktır. 3 mol V hacim kaplarsa 3 mol daha ekledim. Zaten 3 mol vardı. 3 mol daha ekledim. Toplamda 6 mol gazım oldu. O zaman o da 2V hacim kaplayacaktır. Şimdi teker teker denklemlerde yerine koyuyorum. Birinci hızım 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 K çarpı N2'nin derişimi. İlk durumda O2 gazı eklenmeden önce N2 kaç moldu arkadaşlar? 2 moldu. 2 bölü V derişimini yazdık. Çarpı O2 kaç moldu? 1 moldu. 1 bölü V yine derişimini yazdım ama tabii bunun karesini alacağım. Peki şimdi ikinci durumda. Şurası birinci durum. İkinci durumda ise ben kaba hacmini 2V'ye mi çıkardım? Aynı zamanda da madde miktarını arttırdım O2 için ama N2 aynı kalacaktır. Ve buradaki hızımı bulmak istiyorum. Evet, hız eşittir. Sıcaklık değişmediğine göre K sabiti değişmedi. Pekala. N2'nin molü değişmedi. Yine 2. 2 bölü ama bu sefer tepkime kabımın hacmi 2V oldu. Çarpı. Şimdi O2, 3 mol O2 eklemiştim. 1 mol de önceden vardı. Toplamda 4 mol oldu. Ve kabımın hacmi yine 2V. Bunun da nesini alacağım? Karesini. Bu iki ifadeyi birbirine oranlarsam K'lar birbirini götürecektir.
Sonra buradan V küpler gelecektir. V küpler birbirini götürecektir. Ve x'i 8 çarpı 10 üzeri eksi 3. Yani O2 eklendikten sonraki hızı 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 olarak bulacağız. Evet, uzun uzun K'yı bulmaya gerek yok aslında arkadaşlar. Devam. Beşinci sorum. Evet, yine kapalı bir kapta gaz fazında gerçekleşen mekanizmalı bir tepkime var elimde. Hız denklemini kime göre yazarım? Yavaş basamağa. Yavaş basamak hız belirleyen basamaktır. Evet, o zaman hız denklemi K çarpı N2'nin birinci kuvveti çarpı O2'nin karesi. Doğru değil mi arkadaşlar? Doğru bir ifade. Devam ettim. O2 katalizördür diyor. Şimdi katalizörü bir tanımlayalım. Katalizör demek tepkimeye girer. Tepkimeyi hızlandırır. Hiçbir maddenin yapısına katılmaz. Aynen çıkar. Değil mi? Tepkimeyi hızlandırır. Yapısında değişiklik olmaz. Değişiklik olmadan aynen çıkar. O zaman benim katalizörü bulabilmek için önce bir net tepkimeyi bulmam lazım. Gördüğünüz üzere birinci basamakta 2NO2 oluşmuş. İkinci basamakta o NO2'ler harcanmış. O zaman NO2 içimden birinci basamakta oluşup diğer bir basamakta harcanan maddeye ben ara ürün derim. Şimdi katalizör ise girenlerde ve ürünlerde aynı şekilde olmalı. N2O2, N2O5. Herhangi bir katalizör bu tepkime için kullanılmamıştır. Pekala. Tepkime derecem kaç arkadaşlar? 1, 2 daha 3 değil mi? Tepkime derecemiz 3. O zaman kap hacmi yarıya indirilirse, hemen artık öğrendik. Yarıya inerse kap hacmi molerite ne yapar? 2 kat artar. Herkesin molaritesi 2 kat artar. Tepkime derecem üst 3 ise hızım 2 üzeri 3'ten 8 katına çıkar. Burada soru 4 katına çıkar demiş. Cevabım yalnız 1. Evet. Şimdi bir kinetik enerji molekül sayısı grafiği görüyoruz yanda. Şimdi bu grafikler sıcaklıklardan hangisinin daha yüksek olduğunu bulmanız için verilir. Bunu da nasıl buluruz? Eşik enerjisini aşan molekül sayısı fazla ise o tepkime daha yüksek sıcaklıkta gerçekleşmiştir deriz. Hemen T1'in altında kalan alana bakıyorum. T1 sıcaklığında eşik enerjisini geçen tanecikler. Bakın burası. Gördünüz mü? Peki. Aynı şekilde şimdi T2 sıcaklığında eşik enerjisine bakıyorum. Aşan taneciklere bakıyorum. T2 sıcaklığında eşik enerjisini aşan taneciklere burası. Şimdi bir de T3 sıcaklığına bakıyorum arkadaşlar. En çok T3 sıcaklığında değil mi? T3 sıcaklığında eşik enerjisini aşan tanecik sayısı daha fazla. O zaman şöyle diyeceğim. Sıcaklık arttıkça hız sabiti K artar. Hız artar. Kinetik enerji artar. Etkin çarpışma sayısı artar. Değil mi? Eşik enerjisini aşan tanecik sayısı artar. Dolayısıyla T3 sıcaklığı diğer sıcaklıklarda daha büyüktür. Tabii ki sonra T2, T1 aşan maddenin miktarına göre buna cevap veriyoruz. Evet, A şıkkımız doğru. Sıcaklık azaldıkça düşük kinetik enerjili molekül sayısı artar. Şimdi sıcaklığın artışı kinetik enerjiyi arttırıyordu. Sıcaklığın azalışı da kinetik enerjiyi azaltacaktır. Yani daha düşük kinetik enerjili moleküller oluşacaktır. Eşik enerjisini aşan molekül sayısı artar mı? Evet, hızımız arttı. Etkin çarpışma sayısının artması. Sıcaklık arttıkça eşik enerjisinin değeri büyür. Şimdi eşik enerjisi yani EA. EA aktifleşme enerjisi. EA'yı etkileyen tek faktör katalizördür. Dolayısıyla bu yanlıştır. Sıcaklıkla değişmez. Temas yüzeyiyle değişmez. Değil mi? Derişimin artması, azalmasıyla, kap hacminin değişmesiyle değişmez. Sadece katalizörle değişir. Evet, katalizör bu arada ne yapar? Eğer pozitif bir katalizörse, inhibitör değilse, yavaşlatmıyorsa, katalizör EA'yı düşürerek tepkime hızını arttırır. İyi ki grafik görüyorum çocuklar. Şimdi
bu iki grafik şu tepkimeye ait iki grafik. Değil mi? İkisinde de aynı tepkime gerçekleşmiş. Bunu şöyle de karar verebiliriz. Bakın, girenlerin potansiyel enerjileri her iki grafikte de aynı. Ürünlerin potansiyel enerjileri her iki grafikte de aynı. Dolayısıyla aynı maddeler girmiş, aynı maddeler çıkmış diyebiliriz. Değişen şey ne gençler? Değişen şey aktifleşmiş kompleksin enerjisi. Azalmış değil mi? Aktifleşmiş kompleksin enerjisi. Yani EA, yani eşik enerjisi. Eşik enerjisini azaltan şey neydi? Katalizör. Demek ki birinci tepkimede, birinci grafikten ikinci grafiği elde edebilmemin yolu o tepkimenin içerisine katalizör eklemekmiş. Evet. Yani grafik 2'de katalizör kullanılmıştır. Doğru. Peki. Grafik 1'de etkin çarpışma sayısı daha azdır. Evet. Çünkü daha yüksek enerjili aktifleşmiş kompleks oluşmak zorundadır birinci grafikte. Gördüğünüz üzere aktifleşmiş kompleksin bu enerjisi burada Z. Burada ise Y ile Z'nin arasında. Z'den daha küçük. Dolayısıyla etkin çarpma sayısı daha azdır. Pekala, katalizör K'yı arttırır mı? Evet, katalizör eklenirse K sabitinin değeri de artar deriz. Cevabım Edirne. Şimdi ise temas yüzeyi ile ilgili bir sorumuz var. Temas yüzeyin biliyorsunuz tanecik boyutu küçüldükçe temas yüzeyi artacaktır. Temas yüzeyi arttıkça da hız artacaktır. Değil mi? K sabitini de arttırır temas yüzeyinin artması. Tanecik boyutunun küçülmesi temas yüzeyini arttırır. Bunu da unutmuyoruz. Evet, sıcaklıkları eşit olan yandaki kaplarda bulunan HCl çözeltilerin üzerine Zn metalleri ayrı ayrı atılıyor. Her iki kapta da HCl'nin gördüğünüz üzere derişimleri nedir birbirine? Eşittir. Ve Zn metalinin ikinci deneyde daha kısa sürede çözündüğü görünüyormuş değil mi? Daha kısa sürede çözünüyorsa o zaman şöyle diyebilir misiniz? İkinci kaba atılan Zn'nin tanecik boyutu daha küçük, temas yüzeyi daha fazla, yüzey alanı daha büyük. Yani birinci ifade. İkinci kapta bulunan Zn metalinin yüzey alanı daha büyüktür. Peki. Bu arada tepkime tam verimle gerçekleşiyormuş. Herkes bitiyor yani. Ve şurada şu bilgi de vermiş. H2'nin daha çok yoğun olduğu gözleniyormuş ikinci kapta. Bu ne demek? Daha fazla miktarda H2 üretiliyor. Şimdi eşit derişimlerde hidroklorik asitlerle tepkimede daha çok H2 gazının çıkabilmesi için o kaba atılan Zn metalinin kütlesinin birinci kaba atılan Zn metalinin kütlesinden fazla olması gerekir. Değil mi? O zaman üçüncü ifadeye geldim. İkinci kapta kullanılan Zn metalinin kütlesi daha fazladır. Peki süre yani hız. Hız daha çoksa ikinci kapta etkin çarpışma sayısı daha fazladır. Değil mi? Ya da işte birinci kaptaki etkin çarpışma sayısı daha azdır. Çünkü daha az H2 gazı oluşuyor. Daha uzun sürede oluşuyor. Üç ifade de doğrudur deriz. Yine buna benzeyen bir soru. Bu sefer sadece kalsiyumdan 8 gram kullanılmış. Değil mi? Soruda diyor ki çocuklar, hem H2 gazının hem miktarını hem de hızını arttırmak istiyorsunuz. Hem miktarını hem hızını. Şimdi H2 gazının miktarını arttırmak için çocuklar, öncelikle tepkimede kimin bittiğini bulmak zorundasınız ki biteni ekleyelim. Şimdi bunu da nasıl yapıyorum? Önce kalsiyumun molünü buluyorum. Ma'sı 40, gramı 8. Kalsiyumun molü M bölü Ma'dan 8 bölü 40'tan 0,2'dir değil mi? Tamam. Şimdi elimde 0,2 mol kalsiyum varmış. HCl'mizin molünü de bulalım. 1 molar 100 mililitre. Şimdi molarite eşittir M bölü V. O zaman buradan molü bulmak için molarite ile hacmi çarparız. Tabii ki de buradaki hacim her zaman ne olmak zorunda? Litre biriminde olmak zorunda. Evet,
1 çarpı 0,1'den 0,1 molde hidroklorik asitimiz var. Evet, burada biten kimdir arkadaşlar? Hidroklorik asittir, değil mi? 2'ye 0,1 harcanıyorsa bir kat sayısı için kalsiyum metalinden 0,05 mol harcanmalıdır. Yani kalsiyum artar deriz. Kalsiyum artar. Dolayısıyla HCl bittiğine göre ben ortama HCl eklersem oluşan H2 gazının miktarını arttırırım. Başka herhangi bir etki oluşan H2 gazının miktarını arttırmaz. Yani katalizör de eklesem, metali toz haline de getirsem H2 gazının miktarı ne olmaz? Artmaz. O zaman cevabım, bakın işleme gerek duymadım denizde. Şimdi şunu tekrar yorumlayalım. Kalsiyum metalini toz haline getirirsem hızım artar. Sıcaklığı arttırıp katalizör eklersem hızım artar. Saf su eklersem, değil mi? Ne olacaktır? HCl'min molaritesi düşecektir. O zaman hız zaten ne olacaktır molarite düşünce? Azalacaktır. NaOH katısı eklersem eğer, NaOH katısı ortamdaki hidrojenleri bağlayıp, hidrojen klorürle tepkime girip hidrojenleri bağlayacaktır. Dolayısıyla buradaki çıkan H2 gazı miktarı da azalacaktır.